Tansu, hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, sağ olun, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben deyim. Sen neler yapıyorsun ya benimle ilgili böyle? Vallahi Müge Hanım, çok güzel bir atmosfer yakaladığımızı düşünüyorum. Sosyal medyada işte geçtiğimiz seneden beri böyle hani eğlenceli içerikler üretmeye çalışıyorum kendi çapımda. Sen ne kadar zamandır yapıyorsun bunu? Başlangıcını bilmiyorum çünkü. Geçen sene ben işte Şubat ayı gibi başladım ama hani bu bir başlangıç olarak bunu kabul etmiyorum. Çünkü hani bunu bir iş olarak görmedim. Hani tamamen arkadaşlarımla eğlence amaçlı yaptığım bir şeyde. Şu an iş olarak görüyorsun yani. Şu an artık hani insanlar hani bunu bir beklenti haline geldi. Hani sürekli 2-3 günde bir hani bir video beklentisi artık geldiği için hani artık o bir sorumluluk oldu. Hani her gittiğim yerde tatile gidiyorum. İşte gezmeye, dinlenirken nereye gidersem gideyim her yerde bu videoları çekme gereksinimi hissediyorum. Vallahi hayatım benim sosyal medyam yok. Benim taklidimi yaparak 1.400.000 takipçisi var yani. Ağzımız değil yani. Ben de bir gün açacağım denemek için. Açacağım bir sosyal medya, diyeceğim ki bakayım kaç kişi takip ediyor. Bir denemek istiyorum bakalım yani. Arkadaşlarımız bir bant da hazırlamışlar. Gel. Sosyal medyada Müge Anlı taklidiyle milyon takipçiye ulaşan Tansu Arif Dayan paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Niye baban mesela yardım etmiyor sana? Sen niye gidip babanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla, kocamın evi varken yanında? Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Videolarıyla fenomen haline gelen genç adamın gönderileri yüz binlerce kez izleniyor ve paylaşılıyor. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. En çok beğenilen videom bu mu? Şöyle ki... en zirve, yani zirveyi gördüğüm video o. Çünkü geçen sene işte bir 15 saniyelik sizin bir kesitinize başladım. Daha sonra artık hani insanlar bunu benden beklemeye başladı. Hani Tansu Müge Hanım'dan devam etsen, hani oradan başka kesitlerde sun sana diye. Böyle devam ederken işte bir geçen sene senin kocanın evi yok ki repliğiyle bir anda böyle zirveyi gördük. Hani bütün her yerde paylaşılmaya başladı. İşte her tarafta haber sitelerinde, magazin sitelerinde işte her yerde o video dönmeye başladı. Sonra dedik herhalde böyle şu an güzel gidiyor. İnsanlar da böyle sürekli devamını isteyince. Kim izliyordu evde? Sen mi başladın, annem falan mı izliyor? Şimdi geçen yani annem falan seyrediyordu zaten. Geçen sene hani ben çok fazla televizyon seyreden biri değilim. Geçen sene işte sizin bu videolarınızı yapmaya başladıktan sonra ben de artık gittiğim her yerde işte sürekli sabah 10'da karşısında hani bugün bana acaba malzeme ne çıkabilir? Nereden Bu arada ben senin gerçekten bu kadar güzel gözlerin olduğunu, bir de küçük telefon adam gözümde görmüyor. Ne kadar güzel gözleri var. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Söylemeden edemeyeceğim. Çok sağ olun. Bana geçen sene Sevcan söylemişti böyle, sen mi söylemiştin Sevcan böyle bir şey var diye. Sonra ben izledim, çok güldüm. Dedim ki bir çiçek gönderelim. Annem de... Çok teşekkür ederim. Annem de sürekli böyle yapıyorduk. Bu çocuğa bir peruk gönder. Bu çocuğa bir peruk gönder. Şimdi Sevcan'cığım gel, önce sana buraya kadar geldin. Madem yapıyorsun, kes şu sakalını, bıyığını da. Şaka söylüyorum tabii, sen böyle çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Sana annemin annemin de çok arzu ettiği almam için. Çok şöyle. Artık bir tane çekerdim. Tabii artık bir ara denedin çünkü. Evet. Bir ara denedin, olmadı, o yüzden aldım. Ya şimdi şöyle hani birkaç peruk denemesi oldu ama hani başlangıç nasılsa, insanlar sizi nasıl kabul ettiyse o şekilde devam ettiğinizde o noktayı yakalayabiliyorsunuz. Hani insanlar bu şekilde kabul etti. İşte sakalla... Baktım denedin böyle saçın öyle o renk bu renk falan. Dedim hiç hani bu topa girmeyeyim. Hani insanlar ne şekilde sevdilerse bu şekilde devam edelim. Hayır çünkü şöyle benim, onun rengi bu değil ki falan diye de geliyor tabii. Şimdi geçen ilk bu videoları çekmeye başladığımızda bir gün şöyle bir mesaj geldi. Tansu Müge Hanım video çekerken neden kahverengi peruk kullanıyorsun, neden sarı kullanmıyorsun diye. Dedim o peruk değil, hani benim kendi saçım. Sonra işte arada böyle insanlar hani bir sarı mı denesen, hani bir peruk mu taksan diye. Ama hani dediğim gibi o noktayı yakalayabileceğini, o göremeyeceğini düşündüğüm için hiç o topa girmedim. Bu şekilde kaldığımız yerden devam ettim. Gayet güzel. Ben sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim asıl size. Şöyle söyleyeyim. Neyse bunu söylemeyeyim. Ben mutluyum öyle seçtim. Dur şimdi başkasına bir şey söylemeyeyim. ya da şöyle söyleyeyim. Yani benim birçok arkadaşım keşke Tansu bizi yapsaydı falan diyor. Şöyle ben yorumlarda okumuştum. Müge Anlı kızıyor mu falan. Ben herhalde biraz ekranda sert bir imaj çiziyorum böyle. O zaman şu detayı da vereyim. Geçen sene Sevcan işte çiçek için adresimi istemek için aradı. Merhabalar Tansu, ben Müge Anlı programına arıyorum dedi. Eyvah dedim, bitti. Dedim bitti hani sanırım dedim hani sonuna geldik bu yolun. Hani şimdi dedim Müge Hanım belki kızmış olabilir, hani çok hoşlanmamış olabilir dedim, hani belki programdan kestir almama. Sonra dedi ki hani biz zaten ekipçeni izledik, hani çok eğlendik ve sana Müge Hanım çiçek göndermek istiyor dedi. Derin bir oh çektim. Dedim adresi yaz Sevcan lütfen diye. Sonra ertesi hemen çiçeğimiz geldi zaten. Aynen öyle. Bak bile Sevcan senin için. Getir Sevcan'cığım. Bundan sonraki videolarında abuk subuk şeyler giyiyorsun. Ben onları mı diyorum? Gerçi burada da hani giymediğim şeyler var ama bunlar da senin bundan sonraki videolarını çekerken kullanacağım. Kullanacağım. Evet, kesinlikle kullanacağım hepsini. Materyaller olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Zaten şöyle. Şimdi zaten arada sırada insanlar hani siz sanırım hani bazen kıyafetlerinizi hani programdan sonra sanırım hani ihtiyaç sahiplerine falan da gönderiyor musunuz? Burada bana dediler ki hani Tansu istersen yaz, hani Müge Hanım sana da istersen birkaç kıyafetten gönderebilir diye. Onun dışında işte butikler, markalar falan göndermek istedi. Hani sana gönderen videolarını çekti. Ama dedim ki hani benim olayım bu, yani gerçek bir kıyafet kullanmak değil. Hani dedim hani parçalardan şey kendim bir şeyler. Yok yok, ben de senin o parçalarını beğeniyorum. Aynen, sen hani kendim dedim hani kendim bir şeyler dedim hani. Ne derler, tadını kaçırmadan yapıyorsun. Tamamdır. İnşallah böyle devam et. Gel Tansu'cum böyle. Tamamdır. Evet, Tansu Dayan. Bugün onu misafir etmek istedim. Ya çok tatlı bir yine bir Instagram sayfası. Sadece ben Müge Anlı haberleri yapıyorum diye. Bir tane ya bana da çocuklar gösteriyorlar. Kurşun yedim sol yanımdan şarkısıyla paylaşmış falan. Arkadaşlar hepinizi sıra sıra davet edeceğim. Tabii yani her gün olması mümkün değil işlerimizden dolayı ama gerçekten bizim yaptığımız işe emek harcayan, insanları da güldüren herkesi burada ağırlamak istiyorum. Tansu'cum çok teşekkür ediyorum tanıştığımız için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. ATV YouTube kanalına abone olmak için tıklayın.